Yetkilileri aynen şöyle söyledi. Ben hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Aslında hani gönlüm istemiyor ama dedikleri şu, bu yıl ürünümüzü alacağız ama ne kadarını alacakları belli değil. Yani bizim şu anda depomuzda olan ürünü ne kadar alacakları belli değil. Bir dahaki yılda bu yıl alacağı ürünün %25 eksiğini alacağını söylediler. Bu sökmek isteyenler konusunda da şöyle bir şey söylediler. Benim üyelerime söylüyorum, yani bilgileri olması açısından bizim üyelerimizden de sökmek isteyenler varsa gönüllü olarak aynı şekilde bu yıl getirdikleri ürünün %20'sini vermeyi taahhüt ettiler. Aynı kendi sözleşmelerine, çiftçilerine verdikleri gibi. Böyle konular geçti. Bilginiz olsun istiyorum. Daha henüz bir görüşmemiz olmadı ama ilk önceliğimiz tabii ki çiftçilerimizin şu anda ödemesini yapmak. Şu anda zaten çiftçilerimize ödemeyi yapamadık. İlk hedefimiz çiftçilerimizin ödemesini yapmak. Ama şu anda ben yurt dışına çok uğraşıyorum. Hatta bir kişiyi görevlendirdim. Şu anda Azerbaycan'da kendisi mesaj çekiyor bana böyle. Dün akşam Sofya'yla görüştüm, Ukrayna'yla görüştüm ama hemen olacak gibi durmuyor. Yani ben sizi burada atıp sallamaya gerek yok. Ama elimden gelen inanın her şeyi yapıyorum. Bütün mücadelemi sonuna kadar vereceğim. Ya olacak ya bitecek. Zaten şu anda yani Efes'in demesi kooperatifimiz. Yani bu seneyi atlatsak bile seneye sezona giremeyeceğiz yönünde. Ama dediğim gibi kaymakam beyin alternatifleri mutlaka bulmamız lazım. Benim burada tek söyleyeceğim bir şey var. En büyük desteğimiz kaymakamımız için devletimizin olması lazım. Yani bize ihracat konusunda çok yardım etmeleri gerekiyor ki biz ihracatımızı genişletelim. Ama inşallah güzel haberler gelir. Ben mutluyum. Hani sizi de fazla umutlandırmak istemiyorum bir şey olmadan ama elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bunu bilin. Aslında gönlümden geçen şu. Biz şu anda sürekli bir firma iki firmadan konuşuyoruz ya. Biz üretim yapalım, alternatiflerimizi geliştirelim. Satma alanlarımız biraz daha farklı olsun. Ya ilaçlarında kullanılıyor bu bitki. Kozmetikte kullanılıyor, hayvansal üretiminde kullanılıyor, hayvansallığında kullanılıyor. Bunları bir araştıralım, bir bakalım. Öyle bir hale getirelim ki biz vermeyelim onlara. Tamam. Burada işte iç piyasada alanlar kimler belli. Onlar da şu an dirsek temas hattı. İşte bu ilaç sanayinde de kullanıyormuş. Bak ben baktığım için söylüyorum. Türkiye'de iki firma alıyor. Ben onlarla görüşme yaptım. Onlar ithal ediyorlarmış. Ben bunu başkan ve şeye de söyledim. Kooperatif başkanımıza ve şeye söyledim. Çünkü belediye başkanımızla sürekli diyalog halinde olduğumuz için onu özellikle söyledim. Sürekli yani biz ortak karar alıyoruz. Yani oturuyoruz çünkü dediğim gibi ben çoğu şeyi başkanımdan öğreniyorum. Böyle bir şey var. Yani şerbetçi oturuyor ilgili bütün bilgilerimiz belediye başkanımızdan öğreniyoruz. Yani çıkıp sahaya araştırma imkanımız olmadı. İşte ilaç firması var iki tane alan. Bak özür dilerim kozmetik firması var. Onlarla kendi görüştüm. Yani diyor ki biz 3-4-4'ten alıyoruz. Yani dişimiz kolumuza yetmez. Bizim de kendi şeyimiz var, işte bağlantılarımız var. Yani 3-4 tonu söyleyince tamam satın az değil. Ar-Ge'sini yapmak Türkiye'de Ar-Ge yapılmadığı için şerbetçi oturuyla ilgili. Ya ihracat yapacaksın. İhracat da bizim açımızdan çok şey değil, verimli bir alan değil. Çünkü dediğim gibi bir sene sattığınız öncesini almıyorum dedi. Yani bizim açımızdan bunun gibi alternatiflerimizi artırıp üretimimizi, ürünlerini alternatif alanlarda değerlendirmemiz gerekiyor ki ya hem üretimi artırmamız gerektiği zaman üretimi artıralım, azaltmamız gerektiği zaman azaltalım, kendimizi bilelim. Şimdi, belediye başkanımız zaten söylemiyorum. Zaten birlikteyiz. İlk konuyu zaten o açtı bana. Elimizden geleni size yapmak için ne yapmamız gerekiyorsa sizlerin de tabii şeyiyle yani desteğiyle, sizlerin de tavsiyeleriyle demek ki bu iş sizin işiniz. Yani size işinizi öğretecek değiliz. Yani senelerdir bu işle iş çıkar ediyorsunuz. Bize fikir, proje, yapılması gereken ne varsa onlara gelebilirsiniz. Biz ev birliği yapacağız. Yani ev birliğimizi tabiatıyla güç birliğine dönüştürmemiz lazım. Aslında getirmemiz de lazım. Getireceğiz de zamanı geldiği zaman da. Birlikteliğin amacı o olması lazım. Söylemde kalmayıp eyleme geçirmemiz lazım. Bunlar hep ama daha süreç. Kaymakam Bey'in belirttiği gibi bu bir süreç. Biz başka arayışlar da içerisindeyiz. Tamam sözleşme tek taraflı feshedilebilir, şudur budur falan. Ama bu yasal mı değil mi? Biz bunların da arayışı içerisindeyiz yani.
sadece sökmekle hakkımız bitti, hemen teslim olduk anlamında değil ama... Buyursunlar, ben söz vermiştim. Yok elinize, ama şöyle bak. Abi çok teşekkür ederiz size. Sen daha yenisin. Çok çok ataksın. Allah bin kere razı olsun sana. Sizler de öyle. Çok bak, üretmek önemli de. Siz üretin bak zaten son dönem şöyle hiç küçültmeyin. Siz varsanız biz varız. Tamam mı? Biz sadece dediğim gibi burada gelip geçici kamu görevi yapıyoruz ama asıl olan sizlersiniz. Sizler için biz bunu yapmak zorundayız zaten. Kamu görevi yapıyoruz. O yüzden dediğim gibi el birliği yapalım. Fikir birliği yapalım. O fikir birliğiyle birlikte güç birine dönüşsün. Elimizden gelen de böyle armuza koymayalım inşallah ve sonuna kadar ilerleyelim. Ha şunu da söyleyeyim. Üreticilerimizi hafta sonu demeden topladık. Şerbetçi otu, endemik bitki olan ot. Üreticilerimizin sıkıntıları vardı, onları dinlemiş olduk. Satış ile ilgili problem vardı. Buradaki bir firmamızla anlaşma konusunda sıkıntılarımız vardı. Ne yapabileceklerimizi konuştuk. Alternatifler ne üretebiliriz onları konuştuk. Allah'ın izniyle üreticilerimizin hem anlık olan sıkıntılarımızı gidermek hem de geleceğe yönelik olarak yapacaklarımızı planlayıp tekrardan inşallah üreticilerimiz bir araya geleceğiz. Şerbet çöpünü biraz daha böyle verimli kullanma açısından neler yapabileceğimizi değerlendirip Allah'ın izniyle ileriki senelerde hem üretimi arttırmak hem de daha fazla gelir sağlama adına çalışmalar yapacağız inşallah. Başkanım. Biz de devletiyle, milletle hep beraber kaymakamlık olarak, belediye olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Şerbet çöpü konusunda da yanında olmaya devam ediyoruz. Bir bilgi kirliliği var ilçede. Onu toparlamak adına bir kamp, bir toplantı yapalım diye düşündük. Ziraat Odası Başkanımız burada. Kooperatifimizin başkanı burada. Hep birlikte el birliğiyle ilçemizin sorunlarına değiniyoruz. Bu sorun için bir alternatif çalışmanız var mı? Çalışmalarımız var. Sayın Başkanım, 20 gündür otta yapıyoruz, otta kalkıyoruz ama bir süreç lazım, bize zaman lazım. Bu bir günlük, iki günlük yılların birikimi. Bu sancı bize başımıza geldi ama şimdi bazı açıklanacak noktalar var, değinilecek noktalar var. Netleşmeden de ters tepki yapabilir. Tedbirle gitmemiz lazım. Ama kaymakam başkanımın da dediği gibi inşallah, hatta ben daha önce de söylediğim gibi belki bir kapı kapanacak ama inşallah daha düzgün, daha garantili veya üretimi de arttıracak bir kapılar, inşallah yeni kapılar açılır umudundayız. Çalışmalarımız devam etmek. İşçilerimizin yanınızdayız. Yani gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sağ olsun kaymakamımız, devletimiz de arkamızda. Bundan sonra daha inşallah güzel şeyler olacak. Çiftçilerimizin yanınızdayız yani. Sonuna kadar mücadelemize devam etmeye çalışacağız.